Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz istinat duvarlarımıza gelecek olan sismik yükler altındaki pasif zemin etkisinin hesabı. Çocuklar yine bu kısımda da kolon teorisinin çalışma mantığını kullanacağız. Duvarımızın arkasında bir kamanın oluştuğunu, A, B, C ile gösterilen bu kamanın dengesinden pasif etkideki yani pasif durumdaki zemin etkisi olan PPE'nin hesabını göstermeye çalışacağız. Çocuklar bakınız burada arka kamanın içinde yine bir ağırlık kuvveti ve iki tane deprem yüklerinden dolayı oluşacak olan kuvvet var. Yatay yönlü kuvvet bileşenimiz, sismik yükler altındaki yatay yöndeki kuvvet bileşenimiz KH çarpı W, düşey yöndeki de KV çarpı W olarak gösterilmiş. Çocuklar buradaki farklılık hemen gözümüze çarpıyor. Bakınız pasif bölgede olduğu zaman size göre yatay yönlü sismik kuvvetin yönü sağ tarafa doğru olduğunu görüyorsunuz. Aktif durumda çocuklar biz bunun sol tarafa doğru olduğunu görmüştük. Buradaki ilk farklılık bu olarak gözümüze çarpıyor. Yine duvarımızın arka yüzeyinde bakınız AB yüzeyinde duvarla arka dolgu arasındaki bu kesit de bir PPE yani pasif durumdaki zemin etkisinin oluştuğunu görüyorum. Buradaki zemin etkisi de AB yüzeyinin normali yani 90 derece çıkan bir hatla saat yönüne doğru bir küçük delta açısı yaptığını görüyorum. Çok da bu aktif durumda aşağı tarafa doğru yani saat yönünün tersineydi ve ikinci farklılıkta pasif taraftaki farklılıkta burası olduğunu böylece fark etmiş olduk. Demek ki buradaki yüzeyin normaliyle saat yönüne doğru küçük delta açısı yapan bir PPE yani pasif durumdaki zemin etkisi hesaplayacağız. Çünkü buradaki formülasyonlar yine kohezonsuz zemin durumuna göre çıkarılmış formüllerdir. Ve burada bakınız kolon teorisini kullandığımız için ve buradaki sistemin arkadaki kamanın dengesinden sistemin dengesini yazdığımız için yine bir kuvvet poligonu görüyorum. W. Şuradaki BC yüzeyine yani kayma yüzeyine gelecek olan bileşke kuvvet F, yatay ve düşey yönlü sismik yükler yani deprem yükleri ve benim aslında aradığım PPE kuvveti de bakınız başladığım yer ve bitirdiğim yer görüyorsunuz. Bitirdiğim yerle başladığım yeri birleştirin. İşte benim aradığım şey de bugünkü aradığım kuvvet de işte buradaki PPE kuvveti yani pasif durumdaki deprem yüklerine dikkate aldığım PPE kuvveti. Peki ben bunu buradaki formüllere göre nasıl hesaplıyorum? Yine formüllere baktığım zaman aslında aktif durumda öğrendiğim formüllere oldukça yakın formüller olduğunu görebiliyorum. Bakınız yine bir KPE bir katsayı bulunmakta ve buradan türetilen PPE yani şurada benim aradığım kuvvetin buradaki KPE'ye bağlı bir formülle bulunduğunu görüyorum. 1 bölü 2 gamma duvarımızın arkasındaki arka dolgunun birim hacim ağırlığı. H kare buradaki duvarımızın yüksekliğinin karesi 1 eksi KV bakınız bu kısma kadarki kısımlar hepsi aktif durumla aynı. Tek değişeni şuradaki K katsayısının olduğunu görüyorum. KAE değil de bu sefer KPE olarak isimlendiriliyor ve bir diğerini de şuradaki formüle göre hesaplayabiliyorsunuz. Formüle baktığımız zaman yine içsel sürtünme açısının yani duvarımızın arkasındaki arka dolgunun içsel sürtünme açısının etkisi olduğunu görüyorum. Beta olarak gösterilen açı duvarımızın arka yüzeyinin düşeyle yapmış olduğu açı beta ve bir eksi teta görüyorsunuz burada. Teta da çocuklar daha önceden öğrendiğimiz tanjantın tersinde KH bölü 1 eksi KV olarak isimlendirilen bir açı. Bunlardan başka olarak çocuklar bakınız küçük deltanın ve i'nin küçük delta neydi? Duvarla arka dolgu arasındaki sürtünme açısıydı veya adezyon açısı demiştik küçük deltaya. I dediğimiz notasyonla çocukta bakınız arka dolgunun yatayla yapmış olduğu açı. Çocukta burada gördüğümüz notasyon daha önceden aktif durumda öğrendiğimiz notasyonlardan biraz farklı olabilir. Peki bu PPE'nin içinde yine ne var bakınız? Pasif durumdaki statik durum yani depremden önceki kuvvet ve bunun üzerine bir de deprem anında oluşacak olan bakınız ekstradan oluşacak olan bir pasif zemin etkisinin toplamından oluştuğunu yine görebiliyorum. Buradaki mantık çocuklar aynı şekilde aktif durumda da söz konusuydu. Aktif durumda çocuklar bu PPAE demiştik ona. Bunun yerini bulunması için şöyle bir notasyon kullanmıştık. Böyle bir hesaplamayla buradaki PAE'nin nereye etki ettiğini, duvar tabanından itibaren ne kadar yüksekliğe etki ettiğini şöyle bir formülden hesaplandığını söylemiştik. Aynı mantık çocuklar buradaki
pasif etkinin buradaki nereyi etki ettiğini bulmak istediğiniz zaman şuradaki hesaba yakın bir hesapla birlikte bu PPE'nin duvarımızın tabanından itibaren ne kadar yukarıya etki ettiğini şuna benzer bir formülle elde edebilirsiniz. Sadece burada PA gördüğünüz veya delta PAE gördüğünüz veya PAE gördüğünüz yerlere buraya PP yazıyorsunuz. Buna delta PPE diyorsunuz. Buna da PPE yani şuradaki bileşkeyi buraya yazıyorsunuz. Bundan da çocuklar şuradaki duvarımıza girecek olan zemin etkisini PP'yi E'nin nereye etkilediğini buradaki formüle göre biraz değiştirerek hesaplayabilirsiniz. Slide'e geçmeden önce buradaki KH çarpı W yani sismik yüklerin yatay yönlü olanının niçin size göre sağ tarafa doğru alındığını ifade etmeden de geçmeyelim. Çocuklar aslında sizin çözeceğiniz problemler buna benzemeyecek. Yani pasif durumu incelerken bu şekilde duvarımızın arkasındaki bir durumu incelemeyeceksiniz. Aslında normalde karşılaşacağınız problem tipi şöyle olacak. Bir istinat duvar yapın, isterseniz bir taş duvar yapın, isterseniz bir konsol istinat duvar yapın. Şöyle bir taş duvar kesidi gibi bir şey çizeyim size. Duvarımızın arka tarafında arka dolgu yatayla alfa açısıyla yükselebilir. Ve ön tarafta bir gömme derinliğiniz olmak zorunda. Çünkü burada eğer gömme derinliğiniz olmasa pasif bir itkiden veya pasif bir dirençten bahsedemezsiniz. Evet çocuklar, duvarımızı böyle inşa ettikten sonra normalde duvarın nasıl hareket etmesi lazım? Şuradaki duvarımızın arkasındaki kütleden dolayı size göre sol tarafa doğru ya ötelenme şeklinde veya dönme şeklinde bir hareketi meydana geliyor. Bu durumdaki halde duvarımızın arkasında aktif durum olacaktır. Duvarımızın ön tarafında da pasif durum oluşacaktır. Şimdi çocuklar bakın, aktif durumda sismik yükleri yani deprem yüklerini incelerken demiştik ki normalde duvarımızı şöyle iten bir aktif durumda bir kuvvetimiz vardı. Yani duvarımızı devirmeye çalışan bir kuvvetimiz vardı. Buna yardımcı olsun diye depremin şuradaki yatay yönlü etkisini yani yatay yönlü deprem kuvvetini bu şekilde size göre sol tarafa doğru almıştık. İşte bu şekilde itmeye çalışılan bir duvar düşündüğümüz zaman ön tarafında pasif bölge oluşur. Yani duvarınızı aslında bu devrilmeye veya dönmeye doğru hareketini kısıtlayıcı, sizin avantajınıza olan bir pasif bölge oluşacaktır. İşte bu pasif bölgede normalde çocuklar buradaki şu PP direnci size göre sağ tarafa doğru olması gerekir. Eğer siz çocuklar buradaki deprem kuvveti yani deprem yükleri altında pasif durumu inceliyorsanız, eğer siz deprem kuvvetini bu tarafa doğru alırsanız, yani ne oluyor çocuklar, burada pasif taraftaki kuvveti destekliyorsunuz demektir. Yani sizin bu duvarın devrilmeye karşı veya ötelenmeye karşı direncinizi arttırdığınızı anlıyorsunuz. İşte biz bunu ne yapmamız lazım? Bu durum kritik olmuyor. Biz bunu kritik hale getirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl kritik hale getiriyoruz? Bakınız şu tarafa doğru, ters tarafa doğru yani duvarımızın içine doğru, zeminimizin içine doğru bir deprem kuvveti alıyoruz ki bizim buradaki pasif direncimizi azaltsın. İşte bundan dolayı şuradaki daha önceden aktif durumda öğrendiğimiz ve bu tarafa doğru çizdiğimiz yatay yönlü deprem kuvvetini pasif bölgede çocuklar bakınız tam tersi yöne, yani size göre sol tarafa doğru çiziyoruz ki bizim pasif direncimizi yani duvarımızın hareketini engelleyici avantajımız olan pasif direnci ne yapsın, azalsın. Çünkü o durum daha kritik oluyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Eğer duvarımızın arkasındaki arka dolguda kohezon bulunmaktaysa acaba PP yani pasif zemin etkisinin hesabı nasıl değişmesi gerekiyor? Gelin şimdi bunu görelim. Çocuklar buradaki formülasyon Subbarao ve Chotori'nin bir formülasyonu. Bak formüle bakıldığı zaman bu formülü kullanabilmemiz için çocuklar şuradaki bazı gerek şartları sağlıyor olmamız gerekiyor. Duvarımızın arka yüzeyinin dik olması gerekiyor ve arka dolgunun da bakınız yatayla herhangi bir açı yapmaması gerekiyor. Yine yatay olması gerekiyor. Buna göre eğer bu iki şartı sağlıyorsanız bakınız duvarımızın arkasındaki zeminin birimacım ağırlığı yani buradaki zeminin ağırlığından dolayı oluşacak olan pasif zemin etkisinin artı arka dolgu üzerinde bakınız bir Q sürüşarj yükü varsa bunun etkisini artı dediğim gibi kohezyonlu bir arka dolgu olduğu için bakınız kohezyon etkisini de hesaba katan ve PPE yani pasif zemin etkisinin hesabını veren bir formülle karşı karşıyayız. Bakınız şuradaki köşeli parantezin dışında 1 bölü kosinüs küçük deltanın da olduğunu unutmayalım.
Formüle bakıldığı zaman çocuklar, dediğim gibi şurada 3 tane bileşen görüyorsunuz. Ve 3 tane bileşenin içinde de hepsinin ayrı ayrı K katsayılarının olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelin öncelikle bu K katsayılarını nasıl kullanacağız, nereden alacağız bunu görelim. İlk tablomu çocuklar KPC, yani şuradaki kohezyonun etkisini buradaki PPE, yani pasif zemin etkisini katmayı sağlayan şuradaki K katsayısını aldığımız bir tablo görmektesiniz. Tabloda bakınız duvarımızın arkasındaki arka dolgunun içsel sürtünme açısına göre 10, 20, 30, 40 derecelere göre ve CA üzeri ve bölü C üzeri gibi bir katsayı ile birlikte, bu oran, iki tane katsayının oranı ile birlikte iki tane büyük sütundan oluştuğunu görüyorsunuz. Tabi bu sütunlar sonra yine küçük delta bölü fi'ye bağlı olarak yine iki tane ayrı sütuna yine bölünüyor ama öncelikle bakacağımız şey şuradaki CA bölü C oranının ne olduğu. 0 ve CA bölü C oranının yaklaşık tanjant küçük delta bölü tanjant fi olmasına göre iki tane büyük sütundan hesaplamalarımızı gerçekleştireceğiz KPCE'yi bulurken. Peki buradaki CA nedir çocuklar? CA aslında kohezyona benziyor. Geçen derslerimizde söylemiştim aslında bunu ama kohezyon neydi? Duvarımızın arkasında zeminimizin bir kohezyonu vardı. Peki bir de çocuklar bakınız, duvarımızın arka yüzeyi tam şu yüzeyde, duvarımızla arka dolgu arasındaki buradaki ara kesitte bir sürtünme açısı vardı. O küçük deltaydı. Peki burada da yine şu kohezyona bağlı, yani zeminin içindeki kohezyona bağlı bir kohezyon, adezyon diyoruz biz buna. Acaba böyle bir adezyon oluşur mu? Bunu dikkate alabilir miyiz? Evet, bunu da dikkate alabilirsiniz. İşte biz buna CA diyoruz. Yani zeminin içinde kohezyona karşılık gelen bu değerin belli bir katını işte bu duvarla arka dolgu arasındaki şuradaki ara kesitte sanki bir kohezyon varmış gibi, ama bunun ismi kohezyon denmiyor da adezyon deniyor. A harfi de oradan geliyor zaten. İşte buradaki bu adezyonu da dikkate alabilirsiniz. İlk sütunlar, yani şuradaki ilk iki sütunda buradaki adezyonu dikkate almak istemiyorsanız, eğer adezyonu dikkate almak istiyorsanız ki yaklaşık değerini de buradan hesaplayabilirsiniz. Bunun için de sağdaki iki tane sütunu kullanacaksınız. Diyelim ki buradaki sütunları kullanacaksınız. Sonra diyor ki size şuradaki oranlara göre, bakın küçük delta bölü içsel sürtünme açısı 0.5 ile 1 olmasına göre iki tane ayrı sütunda size KPCE değerleri verilmiş. Diyeceksiniz ki hocam ben tamam CA'yı dikkate almak istemiyorum. Yani buradaki sütunları kullanacağım. Ama dedim ki ben 0.67, yani 0 ne 0.5 ne de 1 değeri benim alacağım değer küçük delta bölü fi'nin 0.67 değerine göre almak istiyorum. O zaman da ne yapacağız çocuklar? Interpolasyon yapabilirsiniz. Aynı şekilde daha küçük değerler için de yine böyle interpolasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu duruma göre kohezyon CA ile, yani adezyonla kohezyon arasında bir değer almak istiyor mu? İstemiyorsanız burayı, değer almak istiyorsanız burayı ve küçük delta bölü fi'nin 0.5 ve 1 değerlerine göre, ki ara değerlere interpolasyon yapacağımızı söylemiştim. Bunlara göre KPCE'yi, yani şurada kullanacağımız ve kohezyonun etkisini pasif zemin etkisinin hesabına katacağınız şuradaki K katsayısını buradaki tablodan elde edebilirsiniz. Bundan sonra çocuklar iki tane daha K katsayısı bilmeniz gerekiyor. KP gamma, E notasyonu çocuklar burada sismik yüklerin etkisini dikkate aldığımızı bize gösteriyor. KPQ, bakın burada sürşarj yükünün, arka dolgu üzerindeki sürşarj yükünün etkisini hesaba katmamız için gerekli olan bir K katsayısı da. Bunlar için de bakınız şöyle iki tane büyük grafiğimiz bulunmakta. İlk grafiğimiz çocuklar A ve B olarak ikiye ayrılmış. Bu A ve B olarak ikiye ayrılmasının sebebi, bakınız küçük delta bölü fi 1 ise şuradaki grafiği kullanacaksınız. Eğer küçük delta bölü fi 0.5 ise de buradaki değeri kullanacaksınız. İşte bu iki tane kısımdan, yani bu iki tane grafikten KP gamayı, yani şuradaki K katsayısını elde edeceksiniz. Yani zeminimizin arkasındaki, duvarımızın arkasındaki zeminin birimacı ağırlığının etkisini pasif zemin etkisine aktaran KP gamma E'yi buradaki iki tane grafikten hangisini kullanmanız gerekiyorsa buradan elde edebiliyorsunuz. Peki bu grafiğe baktığımız zaman ne varmış? X ekseninde KH, yatay yönlü deprem ivme katsayısı. Eğer siz KH'yi KV ile eşit almak istiyorsanız, yani K düşey yönlü deprem ivme katsayısını dikkate almak istiyorsanız, KH'ye eşit alıyorsanız kesikli çizgili eğrileri, KV'yi sıfır, yani düşey yöndeki deprem ivme katsayısını dikkate almak istemiyorsanız da düz çizgileri kullanabiliyorsunuz. Buradan herhangi bir değerden geliyorsunuz. Şurada gördüğünüz sayılar
duvarımızın arkasındaki zeminimizin içsel sürtünme açılarıdır. Bunlara göre istediğiniz gibi KV eşittir KH. KV'yi dikkate almak istemiyorsanız iki tane grafiği, buradaki iki tane eğriyi herhangi bir içsel sürtünme açısında kullanabiliyorsunuz. KH'den gelip buradan KP gamma E'yi bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken küçük delta bölü fi 1 mi? O zaman bunu kullanacaksınız. Küçük delta bölü fi 0.5 ise de buradaki grafiği kullanacaksınız. Tabii şöyle bir şey de aklınıza gelebilir. Hocam bizim yönetmeliğimizde KV'yi 0.5 KH almak istiyor. O zaman yapacağınız şey çok basit. Şöyle hemen göstereyim. Mesela KH 0.3 olsun. Buradan yukarı gidelim. Bakın şöyle göstereyim. Şurası KV eşittir KH. Şurası da 0 değeri. 0.5 derece çok da şunun arasında bir yere denk düşecektir. Öncelikle şu değeri okursunuz. Sonra şu değeri okursunuz. Şöyle buradaki değerleri okursunuz. Y eksenindeki K, P, gamma, E değerlerini okursunuz. Sonra bunların ortalamasını aldığınız zaman işte KV'nin 0.5 KH değerini de bu şekilde elde edebilirsiniz. Başka değerler için de yine burada interpolasyonlar kullanarak mesela 0.67 KH, 0.75 KH, hatta 0.33 KH gibi değerleri şu iki tane değerin aslında interpolasyonlarıyla, şuradaki oranlarıyla birlikte, interpolasyonlarıyla birlikte elde edebilirsiniz. İşte KP, gamma E'nin hesabı da buradaki iki tane grafikten elde ediliyor. Aynı şekilde çocuklar buna benzer olarak Q'nun etkisi, yani duvarımızın arkasındaki arka dolgunun üzerindeki sürüşarj yükünün etkisi içinde şöyle iki tane grafiğimiz bulunmakta. Grafiklere baktığımız zaman aslında KP, gamma E'de gördüğümüz mantığın burada da olduğunu görüyoruz. Yine bakınız A ve B olarak görülüyor. A'daki değerlerin küçük delta bölü fi'nin 1 olması değerine göre, B'deki grafiğinde küçük delta bölü fi'nin 0.5 olmasına göre çizildiğini görüyorsunuz. Yine bakınız KV'nin 0 olmasına göre düz çizgilerin, kesikli çizgilerinde KV bölü KV'nin KH'ye, yani şurada kullanacağımız KH'ye eşit olması durumunda KP, Q, E'nin hesabında kullanacağımız eğriler aslında. Buna göre yine ara değerler için yine interpolasyon kullanabilirsiniz. Yine buradaki aynı mantık, yani KP, gamma, E'de söylediğim mantığı burada aynı şekilde kullanıyorsunuz. Ve buradan bulacağınız K kasası da sürüşarj yükünün etkisinin pasif zemin etkisini aktaran şuradaki KP, Q, E değerini buradaki düşey ekseninden, yani Y ekseninden okumak şeklinde olacak. Bu şekilde 3 tane kasayı, bir tanesini tablodan okuduk. İki tanesini çocuklar bu şekilde grafiklerden okuduk. İşte bu değerleri koyduğunuz zaman ve şuradaki hesaplamaları yaptığınız zaman, köşeli parantez içinde tabii bu hesaplamalar, bunu 1 bölü kosinüs küçük delta ile çarptığınız zaman işte duvarımıza gelecek olan pasif durumda, pasif bölgede duvarımıza gelecek olan sismik yükler altında gelecek olan pasif zemin etkisini, PPE'nin hesabını, arka dolgunun kohezyonlu olması durumuna göre de hesaplamış oluyoruz. Şimdi aklımıza bir soru da ne gelecektir? Hocam bu PPE nereyi etki edecek? Bunun için yapmanız gereken şey yine bakınız şurada anlatıldığı gibi olacaktır. Burada bakınız 3 tane kuvvet var çocuklar. Duvarımızın arkasındaki zeminin bilim acım ağırlığından dolayı oluşan bir kuvvet var. Sürüşarjın etkisi vardı. Bir de kohezyonun etkisi vardı. Bakın sürüşarjın etkisiyle kohezyonun etkisi bakın şurada toplanıyor. Ve bu duvarımızın arkasında aslında duvar tabanından itibaren duvar boyunun yarısı kadar yukarıya, yarısı kadar bir mesafeye etki ettiğini kabul ediyoruz. Duvarımızın arkasındaki zeminin ağırlığını gösteren gamadan dolayı oluşan şöyle bir bileşen vardı. Bu bileşenin de bakınız ne oluyor çocuklar? Duvarımızın tabanından itibaren duvar boyunun H bölü 3'üne etki ettiğini görüyoruz. İşte bu şekilde şu noktaya göre bir moment alma işlemiyle birlikte buradaki PPE'nin nereye etki ettiğini elde edebiliyorsunuz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Hemen de söyleyelim onu. Çocuklar şunu diye gördüğünüz gibi duvarımızın arka yüzeyi dik oluyor. Ve bunun normaliyle bakınız buradaki kuvvetlerin küçük delta açısı yaptığını görüyorsunuz. Sizin normalde buraya göre moment alabilmeniz için buradaki kuvvetlerin dik bileşenleri, yani buradaki yatay bileşenlerini almanız gerekiyor. Peki buradaki yatay bileşenleri nasıl bulacaksınız? Aslında şuradaki iki tane şu parametrenin sayısal toplamının kosinüs küçük delta ile çarpımı şuradaki bunun yatay bileşeni olacaktır. Tabi aynı şekilde bunun bir düşey bileşeni olacaktır ama bu düşey bileşeni bakın moment noktasına geçtiği için herhangi bir moment oluşturmayacağını söyleyebiliriz. Yani düşey bileşeni dikkate almanıza gerek yok.
Aynı şekilde 1 bölü 2 gamma h kare kp gamma e'nin de bir duvarımızın arka yüzeyinin normal ile küçük delta açısı yaptığını görüyorum. Bunun da yine kosinüs bileşeni alıyorsunuz şöyle. Bunun da bakınız buradaki mesafesi h bölü 3 ile çarpıyorsunuz. Bunun üzerine şuradaki bileşenin h bölü 2 ile çarpımını topluyorsunuz. Yani z'yi bulurken şurada buna p1 diyeyim hatta. Şuradaki sayısal değeri de p2 diyeyim şöyle. P1 çarpı kosinüs küçük delta yani buradaki kosinüs bileşeni artı buradaki sayısal değer P2 olsun demiştik. Çarpı kosinüs küçük delta bölü tabi şurada şeyi unuttuk. Moment kollarını unuttuk. Buradaki P1 kosinüs küçük delta çarpı buradaki mesafe ne diyorlar? H2 H bölü 2 P2 yani şuradaki bileşenin yatay bileşeni yani kosinüs bileşeni P2 çarpı kosinüs küçük delta çarpı H bölü 3. Bunu nereye bölmemiz gerekiyor? P1 çarpı kosinüs küçük delta artı P2 kosinüs küçük deltaya böldüğünüz zaman işte buradaki bulacağınız duvarımızın arkasında arka dolgunun kohezyonlu olması durumuna göre etki edecek olan sismik yükler altında etki edecek olan pasif zemin etkisinin nereye etki ettiğini yani Z üzeri çizgiyi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Kolomb teorisini anlatmaya başladığımız zaman söylemiştik ki duvarımız size göre sol tarafa doğru hareket ediyorsa dolgunun içinde aktif durum olduğunu söylemiştik. Eğer istinat duvarımız dolguyu sıkıştırma yönüyle hareket ediyorsa arka dolguda pasif durumun olduğunu söylemiştik. Tabii bu pasif durum ve aktif durum oluştuğu zaman burada kritik kayma yüzeyinin de belirlenmesi gerektiğini konuşmuştuk. Çocuklar buradaki işlem adımlarında değişik kayma yüzeyleri almıştık ve her bir kayma yüzeyinde duvarımıza gelecek olan aktif durumda aktif zemin etkisini, pasif durumda da pasif zemin etkisini hesaplamıştık. Eğer aktif durumdaysanız buradaki değişik kayma yüzeylerinden bulacağınız PA'lar yani aktif zemin etkilerinden bir tanesi maksimum değerine ulaşacaktır. İşte bu maksimum değere karşılık gelen kayma yüzeyi sizin aradığınız aktif bölgede sizin aradığınız kritik kayma yüzeyine karşılık gelir. İşte bunun da yatayla yapmış olduğu açı sizin işte kritik kayma yüzeyinin geometrisini veren açı olacaktır. Aynı durum pasif durumda biraz farklılaşıyordu. Yine değişik kayma yüzeyleri belirliyordunuz ve değişik kayma yüzeylerinden pasif zemin etkisini hesaplıyordunuz. Bu pasif zemin etkilerinden bir tanesi çocuklar minimum değere ulaşıyordu. İşte bu minimum değere ulaştığı kayma yüzeyi sizin için pasif bölgede aradığınız kritik kayma yüzeyi oluyor. Bu kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açı da işte bu kritik kayma yüzeyinin geometrisini veren açı olacaktır. Çünkü tabii buradaki değişik kayma yüzeylerini deneme yapmak zorunda olduğumuz için bazı işlemleri ardı ardına deneme yanılma veya tatonman yöntemiyle ardı ardına bu işlemleri gerçekleştirmek zorundayız. Tabii bir fikir vermesi açısından size bunun biraz daha kolaylaştırılmış bir halini de göstermeden geçmeyelim. Tatonman yöntemi kullanmak istemiyorsanız duvarımızın arkasında aktif durum olmasına veya pasif durum olmasına göre yaklaşık olarak kritik kayma yüzeylerinin yatayla yapmış olduğu açıları şuradaki iki formülden hesaplayabilirsiniz. Eğer duvarınızın arkasında aktif durum mevcutsa bu durumda kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açı alfa a olarak gösteriliyor. Yaklaşık olarak bu formüle göre hesaplayabilirsiniz. Formüle baktığımız zaman içsel sürtünme açısının ve beta ile gösterilen duvarımızın arkasındaki arka dolgunun yatayla yapmış olduğu açının bir etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi bunların yanında çocuklar bakınız C1 ve C2 gibi iki tane katsayı var. Bunları da bakınız şu aşağıdaki formülden rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Küçük delta ve teta denilen iki tane daha açının da etkisi burada görünmekte. Küçük delta dediğimiz şey çocuklar duvarla arka dolgu arasındaki sürtünme açısı. Peki buradaki teta açısı neye karşılık geliyor? Duvar arka yüzeyinin düşeyle yapmış olduğu açı teta açısı olarak isimlendiriliyor. C1 ve C2 hesapladıktan sonra buradan aktif durumdaki kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açıyı hesaplayabilirsiniz.
Çocuklar buradaki formülü kullanabilmemiz için burada bakınız sismik yüklerin dikkate alınmadığını görüyorsunuz. Yani statik koşullardaki aktif durumdaki kritik kayma yüzeyinin yaklaşık olarak yerini veren bir formül olduğunu söyleyelim. Eğer duvarımızın arkasında pasif durum mevcutsa yine kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açı alfa p olarak gösteriliyor. Bu açının da hesabı şuradaki denklemden yapılabiliyor. Eksi fi artı tanjantın tersinde tanjant fi artı beta, bunların ne olduğunu söylemiştik zaten. Ve C3 ve C4 gibi bakın yine bir C katsayılarının kullanıldığını görüyorum. C3 ve C4'ün hesabı da buradaki formüle göre gerçekleştiriliyor. Yine bakınız burada da tetanın ve küçük deltanın da etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan C3 ve C4'ü hesapladıktan sonra pasif durumdaki kritik kayma yüzeyinin statik koşullardaki yaklaşık yerini, yatayla yapmış olduğu açıyı belirlemiş oluyorsunuz. Tabi diyeceksiniz ki hocam deprem yüklerine dikkate almak istiyorum. Acaba aktif durumda ve pasif durumdaki kritik kayma yüzeyinin yerini tatonman veya deneme yanılma yöntemi yapmadan kolay bir şekilde hesaplayabilir miyim? Evet, bunun için de çocuklar iki tane formülasyon sizlere göstermek istiyorum. Duvarımızın arka tarafında sismik yükler altında, sismik yükler dikkate alarak aktif durumdaki kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu alfa AE açısını, buradaki A aktif durumu gösteriyor. E de sismik yükleri dikkate aldığımızı gösteriyor. Şuradaki formüle göre hesaplayabilirsiniz. Fi duvarımızın arkasındaki arka dolgunun içsel sürtünme açısı. Ksi bakınız daha önceden teta olarak gördüğümüz bir açı vardı. Tanjantın tersinde KH bölü 1 eksi KV. Bu ksi açısı buna karşılık geliyor. Beta duvarımızın arka tarafındaki arka dolgunun yatayla yapmış olduğu açı, yani bunlar aslında bizim bildiğimiz açılara karşılık geliyor. Yine bakınız C1E, C2E gibi C katsayılarının olduğunu görüyorum. Bunların değerlerini de şuradan hesaplayabiliyorsunuz. Küçük deltanın ve tetanın da yine burada bakınız etkisi var. Küçük deltayı tekrar edelim. Duvarımızla arka dolgu arasındaki adezyon açısı veya sürtünme açısı, buradaki teta açısı da bakınız duvarımızın arka yüzeyinin düşeyle yapmış olduğu açıya karşılık geliyor. C1E ve C2E'yi hesapladıktan sonra aktif durumda kritik kayma yüzeyinin sismik yükleri de dikkate alarak yerini bu şekilde açısal olarak belirleyebiliyorsunuz. Eğer duvarınızın arkasında pasif durum mevcutsa ve sismik yükler altında kritik kayma yüzeyini belirlemek istiyorsanız da bu formülü kullanmanız gerekiyor. Ksi eksi fi artı tanjantın tersinde böyle bir ifade geliyor. Tanjant fi artı ksi artı beta ve bakınız yine iki tane C katsayısı. C3E ve C4E, bunların hesabı da bakınız şuradaki formüllere, buradaki denklemlere göre gerçekleştirilebiliyor. İşte bunu da C3 ve C4'ü hesapladıktan sonra buradan pasif bölgedeki sismik yükler altında, yani deprem yüklerine dikkate alarak kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açı olan alfa PE'yi de bu formüle ve şu yardımcı formüllerle hesaplamış oluyorsunuz. Yani tetonman kullanmadan yaklaşık olarak statik koşullarda ve deprem yüklerini dikkate alarak kritik kayma yüzeyinin aktif ve pasif bölgedeki yerlerini belirleyebilirsiniz. Tabii çocuklar şunu da ifade edelim. Bakınız burada kohezonlu bir zemin olması, yani arka dolgunun kohezona sahip olması durumu veya arka dolgu üzerinde sürşarj yükü olması durumundaki herhangi bir ifade buradaki hem statik koşullarda hem de deprem yüklerine dikkate alan formüllerde yerini almamaktadır. Yani o durumlarda buradaki kritik kayma yüzeyini veren formülleri kullanmayın. Bunu da şimdiden söylemiş olayım.